Var yani arasında da bir yani doğru. Bakın şimdi bugün bir dünyada iki büyük bölge, dünya tarihinde stratejik iki bölge ya ileri gidecek ya korkunç geriye gidecek. Avrupa Birliği, para birliği dedi. Ya Amerika Birleşik Devletleri gibi bütün ulusal devletler, Almanya'sı, Fransa'sı kendi politik iktidarlarından vazgeçecekler. Bir tek üst organa yetkilerini devredecekler. Yani hukukuyla, maliyesiyle bir tek devlet olacak. O zaman Avrupa bu şeyden çıkabilir. İçinde bulunduğu durumdan çıkabilir. Aksi takdirde paramparça olmak zorundadır. Evet. Aynı şekilde Orta Doğu'da ya Orta Doğu çapında birlik olacaktır ya Lübnanlaşma. İkisi arasında bir yol yok. Yani şöyle bir yol yok Orta Doğu'da. İşte Kürtlerin devleti, Arapların devleti, Türklerin devleti, bu yok. Bunun yerine Lübnanlaşma var. Kürtler bile 30 parçaya bölünecek. Türkler de 30 parçaya bölünecek. Araplar da 30 parçaya. Çünkü bunlar da bir bütün değil. Kürt dediğin Alevisi var, Sünnisi var, evet. Şafiisi var, Hanefisi var. Türk'ün öyle, Arap'ın öyle falan yani. Bütün bunlar, bütün büyük devletlerin parçalanma dengeleri haline dönüşecekler. Lübnan'da olduğu gibi. Siz şimdi bir şey burada söyleyecektiniz. Ben bir soruya şimdi geçeceğim. Suriye geçeceğiz daha doğrusu. Tamam, şimdi burada söyleyecek bir şey var. Çünkü eğer bu ulus devlet deneyimi, 20. yüzyıldaki ulus devlet deneyimi bir facia getirdi. Bugün Kürt Ulusal Hareketi eğer bu konuda o anlamda kendini öne tanımlıyorsa, Kürt Ulusal Hareketleri diyelim, tek bir tabii şeylerden ibaret değil, bir sürü şey var. Bu tepkiden kaynaklandı. İster istemez böyle bir şey karşısında tepki. Bazı rejimleri ya da işte bilmem tek parti döneminde ya da başka zamanda Türkiye'nin 80 sonrasında Türkiye'de olan olaylar, Diyarbakır cezaevindeki zulüm ve baskılardan tutun bilmem nereye kadar, çok faili meçhullere kadar gelen süreç içerisinde bunlar olmazsa bu tarafta zaten bu kadar şey olmayacak. Etki tepkiyi doğurur ister istemez, bu da var. Sadece tabii bu değil. Haklar kısıtlanırsa, insanların eşit Türktaş olarak görülmezse, kendine bir ortak gibi değil de baskı altına alacağı bir azınlık gibi muamele görürse, hem bir taraftan kimliğini inkar ediyor, sen de benim gibisin, evet, diyor. Evet. Senin benden farkın yok diyor. Söylem olarak öyle. Sen de diyor işte o Türklük bilmem ne tanımsa işte tırnak içerisinde ne... Yani senin şey, devletin varsa kardeşim niye benim olmasın? Hayır yani diyelim hayır, biraz. Şunu eğer sen nasıl diyorsun ki benim farkım, sen benim bir boyumsun diyor bir taraftan. Bir taraftan böyle hem kimlik inkarı ediyor hem bir taraftan muamele ederken de azınlık muamelesi yapıyor. Yani bu anlamda yani şeyinde de kendi söylemleri çerçevesinde de dürüst değillerdi. Ha. Yani Kürtleri bir biçimde kontrol altında tutan ya da yöneten egemen ülkeleri, devletleri mi kastediyorsunuz? Evet, evet, ha, evet. Tamam, evet. Bu öncelikle burası ve bir de Irak'ta Bağız'ın. Ha, Bağız ne yapıyordu? Bağız sen Kürtsün diyordu. Kürtlüğünü reddetmiyordu ama ben seni katledeceğim diyordu. Kürt olarak şimdi, katledeceğim. Ha, şimdi dolayısıyla... Şimdi, az bir vaktimiz kaldı. Suriye'yi işlememiz evet, lazım. Bu açıdan da böyle bir problem oldu. Ve bu problem bugünkü şey. Ha, bu tehlikeli bir sürece gidiyor. Burada şunu yapmamalıyız. Kürt Ulusal Hareketi de, Kürtler de şunu yapmamalı. Ulus devletlerin yaptıklarından dolayı halkları cezalandırmak, halklardan intikam almak yoluna gitmemeli. Bütün bir Arapları bundan sorumlu tutarak. Çünkü bu rejimler, Arap halkının seçim olsa o rejimlerin hiçbirisi kalmayacak Arap dünyasında belki. Yani Suudi Arabistan'da seçim olsa muhtemelen kimse kalkıp da Suudi Arabistan'a kimse gitmiyor. Ama sanırım zaten ne Kürdistan bölgesel yönetiminin böyle bir düşünceye sahip olduğunu düşünüyorum, ne de farz Türkiye'deki yani Kürt siyasal hareketi. Yani işte bu çok önemli. Halklarla barışı bozmamak önemli. Çevresinde, içinde birlikte yaşadığı halklarla. Yani merkezi yönetimlerle problemler ne kadar önemli, ciddi boyutta olursa olsun bu konuda çok hassas davranmak gerektiğini tabii işaret evet ediyorsunuz. Evet. Şimdi Suriye geçelim çünkü az bir vaktimiz evet kaldı. Bunu da işlememiz gerekiyor. Suriye Kürdistan'daki gelişmeleri. Washington Post, Suriyeli Kürtleri yenmeye çalışan Esad muhalifi gruplar bölgede tam bir egemenlik kurma çabası içinde dedi ve bu konuda da farklı evet yorumlar, köşe yazıları yazıldı. BBC benzer değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası Kriz Grubu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörü Just Hilterman'ın bir açıklaması var. Bölgedeki savaş bir Arap-Kürt savaşına dönüşebilir diye ciddi bir uyarıda bulundu. Evet. Geçenlerde radikal muhabiri Serkan
işte Ocak birkaç gün önceydi. Rasul Ayn'de yani Serikani'de Kürtlerle PYD güçleriyle muhalif gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalarla ilgili muhalif gruplardan birinin yöneticisi olan Rıdvan Osman ile bir görüşme röportaj yaptı. Orada Osman diyor ki Türkiye bize yardım ediyor. Şimdi hedefimizde Kamışlı var diyor. Bunu açıklıyor. Evet. BDP eş başkanının bir açıklaması işte düştü basına. Silahlı mücahit grupların Türk güvenlik güçlerinin nezaretinde Rasul Ayn'e yani Serikani'ye giderek çatışmalara katılıp tekrar Türkiye'ye geri döndüklerini tespit ettik. Bu yönde başka iddialar daha var. Bir de son birkaç günde Esad rejimine karşı bir de mücadele eden Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi var. Bu Suriye Hür Ordusu'nun dışında şu anda tanınan o grubun dışında başka bir koalisyon. Evet. Bilirsiniz siz onun sözcüsü Heytem Mennan'ın da bir açıklaması oldu geçen gün. Türk hükümeti kendisine yakın silahlı grupların Suriye sınırından girip çıkmalarında kolaylık sağlıyor dedi. Şimdi bu tür tabii evet yine başka bir iddia daha var. Rasul Ayn'de yani Serikani'de yaklaşık bir hafta süren hepimiz işte tanık olduk muhalif gruplarla Esad rejimine muhalif gruplarla Kürtler arasında özellikle Halk Savunma Birlikleri PYD'ye bağlı Halk Savunma Birlikleri arasında bir haftaya yakın bir çatışma yaşandı ve o çatışmada verilen bilgiye göre tabii kesin rakamı bilmiyoruz 30 muhalif ve 10 PYD üyesi bu çatışmalarda hayatını kaybetti. Şimdi Suriye Hür muhalif ana grup Özgür Suriye Ordusu temsilcilerinden biri şu açıklamayı yaptı yine. Malik El Kurdi Kürtlere yapılan saldırılar bir hatadan ibaret. Rasul Ayn'daki çatışmaya katılan muhalif grupları kastederek El Ensar ve Guraba El Şam'ı kastederek bizim onlarla hiçbir alakamız yok dedi. Onlar da kendilerini o genel grubun içinde değerlendiriyorlar. Bilmiyorum tabii bu ne anlama geliyor. Bir de ayrıca Suriye rejimi, Esad rejiminin bölgeye gönderdiği askeri birlikler var. Kamışlı bölgesine sevk ettiği askeri birlikler var. İşte ağır toplar, tanklar vesaire o bölgeye yerleştirdi. Kamışlı'yı tekrar geri almaya yönelik bir hamlenin işaretleri bütün bunlar. Ben şahsen bir süre Türklerin egemen olduğu bölgeye saldıracağını sanmıyorum. Bilmiyorum yani olur mu olmaz niçin? Mı? Çünkü zor bir durumda. Tamamlayayım isterseniz. Ben zor durumdaysam niye cepheye genişletmeyeyim bilmiyorum ki yani ama böyle Türkiye zaten Suriye Kürtlerinden rahatsız onlara saldırmak için ve muhalifleri onların üzerine sürmek için ama şey kullanıyor. Şimdi herhalde şey derken, bu askeri birlikleri tanklarını toplarını niye gönderdi? Esas muhaliflere karşı şey diyor. Onu şu bilmiyorum. Onu siz şimdi değerlendireceksiniz ama bir süre birkaç ay önce işte Suriye'den Irak'a Kuzey Kürdistan Irak Kürdistan'ı bölgesine gidip 6 ay askeri eğitim gördükten sonra dönen 2000 kişilik bir grup var ve onlar da Suriye'ye döndü. Şimdi bütün bu gelişmeleri okuduğumuzda Suriye'de Suriye Kürdistan'ında neler oluyor bitiyor? Bu çatışmaları nasıl okumamız gerekir? Evet ne dersiniz? Çok açık yani. Evet Suriye İran'ın dengesi olarak Amerika tarafından saldırılıyor. Amerika Türkiye'nin dengesi olarak Türkiye Amerika'nın dengesi olarak Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte muhalifte denen bir takım dinci grupları, serçeleri şunlar içlerinde demokratlar da var da ama onlar büyük ölçüde uzaklaşmış durumda. Tasfiye edilmiş durumda. Bunları silahlandırıyorlar. Kürt Özgürlük Hareketi ne burundan yana çünkü Suriye yıllarca zaten kendilerini baskı altına almış ne de bundan yana bunlar zaten gelirse şeriat devleti kuracaklar bilmem ne ya da başka şeyler yapacaklar. Arap milliyetçisi aynı şekilde Kürtlere herhangi bir hak vermekten yana değil. İçlerinde tek tük o sizin okuduğunuz gibi daha liberal eğilimler olabilir mi? Bunların hiç esamesi okunmuyor. Zaten onları destekleyen devletler de o eğilimlere fazla desteklemek durumunda değil. Kürt Özgürlük Hareketi, Türkiye'dekinin benzerleri yaklaşımda olan ne yapabilir? Çok dar bir hareket alanı var. İster istemez bunların arasındaki çelişkilerden yanarak, herhangi birine de angaje olmayarak kendi varlığını korumaya çalışacaktır. Bu yani Suriye'de olan bu. Türkiye onu ezmek için fırsat kolluyor. Ama şu an Suriye Türkiye'yi ezmek için fırsat kolladığından dolayı onun üzerine fazla gitmez ki bir yeni bir düşman yaratmasın. Öte yandan kendisinin öz savunmasını örgütlemesi lazım ki bu Suriyeli muhalifler kendisini ezmesin.
Böyle bir durum, burada anlaşılmayacak bir şey yok. Çok net. Aynı şey zaten Irak'taki saldırının da ardında o var Kürt bölgesine. Kürt bölgesine Irak Merkezi Kuvvetleri niye bugün kuvvetlerini yığdı? İran'ın dengesi olarak. Çünkü bölge çapındaki çatışmada ele aldığımızda Barzani Amerika'nın dengesi durumunda şu an için. O çatışmada. Türkiye'nin dengesi durumunda. Dolayısıyla orada da aslında benzer bir durum var. Bir yandan yaşamak için bu çelişkilerden yararlanmak zorunda. Şu an Türkiye kendisini fazla eziyorsa ister istemez İran'ın desteğini, olanaklarını, toleransını almak zorunda. Ama öbür yandan o çatışmada fazla bir taraf olursa ezilme ihtimali var. Arada bağımsız bir yol çizmeye çalışıyor Kürtler Özgürlük Hareketi. Bunu Türkiye'nin liberalleri şunları bunları işte bak bazı şeyle uzlaşıyor. İran rejimiyle uzlaşıyor. Yok şey hayır bu onlarla uzlaşma değil. Politika mücadele veriyorsanız ister istemez ezilenler daima ezenlerin arasındaki çelişkilerden yararlanmak zorundadır. Bunun meşruiyeti vardır yani. Bu yararlanırken haklı mı, haksız mı, şu mu, bu mu bakılmaz yani. Güçsüzsün, ne yapacaksın? Uzak Asya'nın güçsüzlüğün güç olmasına yönelik sporları bile karşı tarafın gücünü alıp ona karşı kullanmaya yönelik. Evet. Evet Müfit Bey, siz bu çatışmaları, bu gelişmeleri, Suriye Kürdistan'daki gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Şimdi hepsini bir arada koyduğumuzda şöyle bir şey var. Bir taraftan işte o büyük dengeler dedik. Pardon, bir de şeyi de hani dikkate alarak bir değerlendirme yine isteyeceğim. Hı. Bunun içinde Esad rejiminin bölgeye yaptığı yığınağı da. Tabii onu da şey yapacağım. Şimdi bir taraftan büyük devletlerin ya da işte düveli muazzama eskiden diyorlardı ya. O büyük dengeler buradaki Orta Doğu'daki yapılar kendileri için paylaşılacak mal gibi görüyor. Buna Kürtler de dahil. Ama Kürtler de kendilerini onların paylaşacağı mal olarak görmemeli. Burada Kürtler kendi başlarına daha şey harekete, daha inisiyatif alabilir, daha şey hareket edebilmeli. Kürtler de kendilerini işte bu iki büyük dengenin, üç büyük dengenin, neyse kaç denge varsa bu dengelerin bir paylaşım şeyi olarak görmemeleri lazım. Araplar da öyle görmemeleri lazım. Yani kendi çevresindeki halklarla olan ilişkilerinde gerek Kürtler, gerekse Araplar bu konuda bunun dışında hareket edebilir, ne kadar kurtarabilirlerse o kadar kârdır diyorum. Elbette yani büyük devletlerin, büyük dengelerin şeyleri çok daha güçlü, çok daha ezici. Zaman zaman kurtulamıyor insanlar, şey edebiliyor. Bunların da bu görülmesi lazım. Ha, şeye baktığımız zaman bu çatışmalar gerçekten hoş olmayan bir yöne gidiyor. Burada bir taraftan aslında bu işleri çözebilecek ülke Türkiye'ydi. Fakat Türkiye'nin politikalarında çok ciddi problemler var baktığımız zaman. Özellikle ben kendim açık, kendi şahsi bazımda söyleyeyim. Türkiye Esad'la köprüleri attıktan sonra, bunu sürekli dile getirdim. Türkiye eğer bölgede şey etmek istiyorsa, Kürt sorununda barış getirmek istiyorsa, Suriye'deki Kürtlere sahip çıkmalı. Ha bu nedir? En önemli sorun olarak karşımızda ne duruyordu? Kürtlerin kimlik meselesi. Biraz önce dedim ya, Suriye'de 1963'te sırf ondan önce 4 cumhurbaşkanı ard arda Kürt geldi. Kim ve Kürtlerin yönetimde, yani bugün Nusayriler nasıl yönetimde ağırlıklıysa, Alevi Araplar dediğimiz kesim, 61'den önce de Kürtler vardı. Ama yani öyle toplumsal grup olarak mı, yoksa kim yani Kürt birey olarak mı? Yok, birey değil. Hayır öyle değil. Yani Suriye Kürt ama Arap milliyetçiydi. Hayır. Suriye Kürtlerin hepsi haksız kal, hiçbir hakkı olmadan. Yok 50'li yıllarda. Hayır öyle değil. O kimlik meselesi daha sonra. Yani. Daha sonra. Hı-hı. Daha sonra. 63'ten sonraki olayı söylüyor. 63'ten önce 50'li yıllarda Suriye'yi büyük oranda Kürtler yönetiyordu. Onu artık açıkça söylüyorum. Fakat 63'ten sonra Kürtleri mağdur ettiler. Neden mağdur ettiler? İntikam aldılar. Arap milliyetçiliği bir de o Nasırcı milliyetçiliğin etkisiyle. Hatta biliyorsunuz Nasır'la şey kuruldu. Libya, Suriye ve Mısır Birleşik Arap Cumhuriyeti. Cumhuriyet-i Arabiyet-i Muttahide aldığını aldı. Şimdi burada 63'ten sonra ise özellikle Kuzey Kürtleri bu anlamda mağduriyet yaşadı. Ve bugüne kadar geldi Suriye Kürtlerinin. Bu anlamda bu insanlar her ne kadar Şam'daki ve Halep'teki Kürtler bu anlamda böyle bir şey, kimliksizlik anlamında bir şey yaşamadılarsa, bu kimliksiz Kürtler otobüslere binemiyor, seyahat edemiyor, şunu yapamıyor, mülk edinemiyor, birçok haklardan mahrum ediyor.
Türkiye buna sahip çıkabilirdi. Türkiye'nin önünde bir fırsattı. Türkiye şunu diyebilirdi. Ben o, şunu... O geçti gerçi. Hayır. Şunu. İşte bugünkü sorunların kaynağı olduğu için söylüyorum. Ben 2011 Temmuz'undan itibaren televizyon kanallarında çıktım. Televizyon kanallarının neredeyse çoğunda bu konuyla ilgili çıktığımda sürekli dile getirdim. Türkiye şunu desin icabında. Bu insanların, bu kimlik sınavlarının, kimliklerini, pasaportlarını ben vereceğim diye bilmeliydi. Bunu demedi. Türk şu anda zaten Kürtler o bölgede yani işte... Ama şunu söyleyeceğim. Suriye, mesela Suriye'de olaylar başladı. Denilen bölgede zaten bölgeyi bir biçimde fiilen yönetiyorlar. Yani özel bir yapı doğmuş. Yok, onu demiyorum. Onu demiyorum. Şunu Türkiye ile olan ilişkileri açısından da bu ciddi önemli. Bu ciddi önemli. Hani Türkiye bunu Kürt-Arap çatışmasına sürüklenmesini önleyebilecek Türkiye. Peki şunu yani şu bir dakika şunu şöyle diyorum. Bir problem kimliklerini yok mu? Ben vereceğim deseydi. Evet. Ben vereceğim deseydi. Yani sizin ki pasaportlarınız benden deseydi. Sıcak bir temas, bir ilişki ama kurulurdu. O sıcak temasın orada Kürtler zaten o mesajı verdi. Kamışlı'da olaylar başladığında Esad aleyhinde Kürtler Türkiye bayraklarıyla, ellerinde Türkiye bayraklarıyla sokağa çıktılar. Ama neden? Türkiye'nin şöyle bir tabusu ya da Türkiye yönetiminin tabii şu anda iş başında bulunan hükümetin hani orada Kürtler işte bir bölgeye özel bir yapı oluşturdular, yönetiyorlar. Yarın öbürsü gün bu başıma dert problem hayır, olabilir. Ondan önce yoktu. PYD'den dolayı yani. PYD yoktu. Hani bu PYD şeyi oluşmadan önceki durumu söylüyorum. PYD yani olayı oluşmadan peki bir biçimde Türkiye hükümeti PYD ile bir ilişki, bir temas kurabilir mi, kuramaz mı, şimdi kurmasında yarar PYD var yok. Mı, yok mu? PYD kendi içerisinde bir koalisyon. O koalisyon dışında Kürtler var. Zaten bir birlik var şu anda, bir cephe var. En büyük güç PKK'nın paralel olan güçtür bugün Suriye'de. Azaba... Türkiye'de onun düşmanı. Ona karşı savaşıyor. Şimdi yok, orada hayır. Güç Türkiye, kazansın Türkiye'de, ister mi yani? Türkiye'de Abdullah Öcalan üzerinden orayı kontrol etmek istiyor. O da var. Yok. Şimdi bir taraftan o da var. Şimdi orada Araplar da Hür Ordu dediğimiz şey de işte orada bir sürü gruplar var. 20'ye yakın grup var. Her biri bir yeri kontrol ediyor. Oradan oraya geçmek. Resul Ayn ya da Serikani ya da Pınarbaşı diye. Hı-hı. Üç tane adı var onun, evet. Biliyorsunuz. Her üç adı da kullanalım. Resul Ayn de diyelim. Evet. Serikani de diyelim, Pınarbaşı da diyelim. Evet, orada biraz Türk de var. Gerçi tam bir... Hayır, o anlamda değil. Tam bir şey yani... Mozaik... Eş anlamlı olduğu için tamam, kullanıyoruz. Evet, yoksa doğru, orada doğru. Şu olduğu için bu olduğu için doğru. Değil. Eş anlamlı, aynı evet. Kelime. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman orada da aynı durum söz konusu. Yani Hür Ordu'nun 10 tane grubu var en azından birbirinden farklılaşan. Onlar da yani bir de bu grupların böyle gruplar kendi başlarına karar verir. Diyelim aralarında anlaşma yaptılar, bir şey yaptılar. Anlaşmayı dışarıdan müdahale ediliyor. Çünkü bir sadece biz değiliz. Başkaları da bu konuda söz sahibi diyorlar gruplar. Böyle bir durum da söz konusu. Uluslararası müdahale de çok fazla. Kendi ara. Ha bunlar birbirlerinin çoğu zaman komşusu. Gerek PYD'li olsun. Gerekse Hür Ordu'dan olsun. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Evet. Suriyeli Kürtler evet. Şu an kendi kurdukları özel bölgeleri Kürt bölgesi değil. Demokratik bir cumhuriyetin tohumu gibi, içili bir iktidar organı gibi kurdukları takdirde Suriye'deki gerçek demokratik muhalifin toplanma, örgütlenme ve silahlanma merkezi haline getirip hem Esad'a hem Özgür Suriye ordusuna karşı üçüncü bir alternatif yaratabilirler. Ama maalesef bunu yaratacak hareket alanları yok. Hem Kürtler içerisinde önemli bir kısım Barzani gibi böyle bir projeye karşı olanlar var. Bunların onun hareket alanı. İki, Türkiye'nin baskısı var. Hareket alanını şey diyor. Üçüncüsü, nihayet toplumsal koşulları böyle bir hazırlığı yeterince bir şey yapabilmiş değil. Türkiye açısından şöyle bir durum. 3-4 dakikamız kaldı. Tamam. Ona göre son şöyle şey toparlamaya girelim. Türkiye şunu oluşturabilirdi. Türkiye bunu yapmadı. Türkiye hem kendi Kürt sorununda daha barışçı bir şey hem de tek parti Türkiye'deki tek parti resmi ideolojisinin çözülmesi, Ankara'nın çözülmesi olayı dediğimiz evet, var ya. Evet. Hem onun çözülmesi anlamında çok büyük katkıda bulunurdu böyle bir atılım yapsaydı. İkincisi şuna da sebebiyet verdi. Suriye'de Kürtler arasında çok çelişkili bir durum var. Halep ve Şam Kürtleri kuzeydeki Kürtler gibi mağdur olmamasına karşın şu anda Esad'a muhalif konumda. Kuzeydeki Kürtler kimliksiz kalmalarına rağmen şu anda konjüktür gereği neredeyse Esad'la birlikte hareket ediyor gibi bir
durum. Baştan öyle bir hava sanki yaratıldı ama farz edelim. Şu anda görüntü olmaya çalışıyor. Ha. Görüntü ama açısından. Bu gerçeği yansıtan bir görüntü çabası değil. Bile. İşte onu diyorum. Böyle aslında bir durum var. Bunu Türkiye'nin, Kürtlerin sorununa, kimlik sorununa sahiplenme konusunda, yani Kürtleri sahiplenmek, Kürtlerle birlikte, yani Türkiye şu mesajı verebilirdi. Bu coğrafyada biz Kürtler de bizim ortağımızdır. Tehlikeli. Türkiye'nin biraz demokrat olması lazım yani. Ya onu diyorum. Zaten Türkiye'nin de çözülmesi açısından, Türkiye'deki resmi ideolojinin, bu Jacobin resmi ideolojinin çözülmesi açısından da 20'li yılda o ulusalcılığın çözülmesi açısından, Ankara merkezli ulusalcılığın da çözülmesi açısından çok önemli bir farktı. Fakat burada mesela çok ciddi propagandalar da oluyor. Arap dünyasında da mesela Saddam'ın idamından sonra Arap kamuoyunda Kürtleri suçlayan propagandalar yapıldı. Ben de bu Barzani'nin, Şeyh İsmail Barzani bu mektubunu onun için bakın Barzani evet. Ailesi Filistin'e sahip çıkıyor. Önemli tabii. Ha, çok mesela örnekler öyle. Kürtler şimdi, hala Kürtler içerisinde mesela Mollalar hala kitaplarını Arapça yazıp yayınlıyorlar. Evet. Bu kadar bir bağ var. Bu bağı Araplar görmeli. Bunu söylüyorum. Evet. Özellikle diasporadaki Filistinliler görmeli. Evet. Bu önemli. Önemli bir noktaya dikkat ediyorsunuz. Bir iki dakikamız kaldı. Yine aynı son açmazdan çıkışın bir tek yolu var. Evet. Türkiye'nin demokratikleşmesi. Türkiye'nin demokratikleşmesi için Türkiye'de ciddi bir demokratik hareket, Türklükle tanımlanmasına ulusun karşı, Türkler Türklüğe karşı mücadele etmedikçe, ama şu an Türklüğü reddetmedikçe demokrasi yapay, olmaz. Yapay Türklük tabii şey değil. Yapay değil. Türklük diye bir şey yoktur dünyada. Kürtlük de olmadığı gibi Fransızlık, İngilizlik de olmadığı gibi. Bunlar hepsi apolitik olarak tanımlanabilir. Devlet bunlarla tanımlanmayabilir. Bunlar insanların kişisel, özel sorunları olur. Tıpkı bir din gibi. Böyle bir demokratik cumhuriyet hareketi için Türkiye'de bir mücadele başlamadığı sürece Orta Doğu'yu kan götürür. Türkiye'de böyle başlarsa bu Orta Doğu'nun açmazını açmak mümkün. Bunun başka yolu yok. Kürt hareketinin birikimleri, hazırlıkları maalesef buna yetmiyor. Bu yönde tohumlar attılar, geliştiler ama yetmiyor. Bölgenin güçleri eziyor. Bunu yapabilecek hem gücüyle hem arka planıyla şusuyla busuyla Türkiye var ama Türkiye'de de bir demokratik hareket yok. Böylesine bir açmaz var. Diyorsunuz. Sadece bir cümle çünkü süremiz bitti. Türkiye Esad rejimine muhalif gruplara gösterdiği nasıl diyeyim ben tolerans ya da yaklaşımın yarısını o bölgedeki yani Kürt gruplarına yani PYD dahil gösterirse Suriye'deki çatışmaları bu engeller mi ortadan kaldırır mı ya da kaldırmaya Suriye'de ne kadar hizmet eder? Muhalefet Suriye'nin geleceği olarak düşünülüyorsa evet. Tırnak içinde olacaksa bu muhalefette Kürt'ün ortak olması lazım. Suriye'de bir şey kalmayacak yakında. Suriye olmayacak, Irak olmayacak arkadaşlar. Böyle bir şey düşünülürse bu muhalefet Kürtsüz olmaz. Bu Kürtsüz olursa böyle bir muhalefet olmaz zaten. Yakında Suriye'de Kürt'ü bir şey öteleyen, olmayacak. Kürt kimliğini öteleyen bir şey olamaz. Öyle bir çıkmazlar Orta Doğu'da kimse Kürt kimliğini öteleyemez. Kürt kimliği Orta Doğu'nun bir ortağı olarak kabul edilecek barış için. Yani Türkiye Orta Doğu'ya ilişkin Suriye'ye ya da Irak'a ilişkin politika oluştururken bunu hesaba katmak zorunda diyorsunuz. Kürt'le birlikte, Kürt'ü yanına almayan, Kürt'le birlikte hareket etmeyen bir Türkiye olmaz zaten. Evet, zaten siz... Türkiye'nin ulusalcıları da bunu savunuyorlar aslında. Biz Kürtleri yanımıza alırsak Orta Doğu'ya Kürtlerin dinamizmiyle birlikte egemen oluruz. Hayır o anlamda kastetmiyorum. Siz de farklı. Türk egemenliği anlamında kastetmiyorum. Ama zaten onlar da Ankara çözülerek, egemen olalım demiyor. Ulusalcılık çözülerek, Ankara'nın çözülmesi. Halkların, Ankara çözülmeden zaten böyle bir şey olmaz. Halkların kapışmasını engelleyen barış içinde bir arada bu yaşaması. Bu belki Türkiye adının da bile değişmesi. Tamam Kürt Türkler. Bu Bizans'tan beri gelen bu askeri blokajı karşı. Onu demiyorum. Hayır evet. Hayır. Padişahlığı da kaldırdı. Önce Osmanlıcıydı. Evet arkadaşlar uyarıyorlar. Süreyi açtık. Artık bitirmek eşit durumundayız. Eşit ortak olarak herkes birbirini eşit şey olarak görüyor. Evet. Evet. Burada anlamı bir şey olmuyor. Bir de ortak bir tarihimiz var. Evet herkesle. Bu konuda farklı düşünüyorsunuz. Bütün halklar arasında tabii. Bütün halklar arasında ortak bir tarih var. Ortak değerler var. Ortak inanç var. Evet.
Evet. Biz Hristiyanlarla bilmem nelerle de aynı şey altında yaşadık yani. Niye Kürtlerle birlikte yaşamayalım diyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için Demir Bey. Evet, Müfit Bey size de çok teşekkürler. Vakit ayırdınız, geldiniz, katıldınız. Düşüncelerinizi bizimle paylaştınız. Evet sevgili izleyiciler, haftaya yeni konu ve konuklarla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet ama en azından birkaç konuda...